Kristof mumu yaktı. Anna'nın dişleri zangırdıyordu. Kollarını göğsünün üstünde kavuşturdu, dizlerini kıvırıp çenesine dayadı. Kristof pencereyi kapattı. Yatağın üstüne oturdu. Anna'nın buz gibi soğuk ayaklarını ellerin arasına aldı. Elleriyle ve ağzıyla hohlayarak ısıttı. Onun bu hali genç kadına dokundu. Kristof dedi. Derin bir keder okunuyordu Anna'nın gözlerinden. Kristof, Anna dedi. Ne yapacağız? Kristof ona bakarak öleceğiz. Genç kadın sevinçle haykırdı. Oh, demek istiyorsun. Sen de istiyorsun. Ölüme yalnız gitmeyeceğim. Kristof'u öptü. Seni yalnız bırakacağımı mı sanıyordun? Anna yavaşça cevap verdi. Evet. Kristof onun ne kadar acı çektiğini anlıyordu. Birkaç saniye sonra bir şey sorar gibi Anna'nın yüzüne baktı. Genç kadın anlamıştı. Yazı masasında dedi. Sağda, alttaki çekmecede. Kristof gidip araştırdı. Ta dipte bir tabanca gördü. Brown üniversitede öğrenciyken satın almıştı. Ama hiç kullanmamıştı. Kırık bir kutuda Kristof birkaç kurşun buldu. Tabanca ile kurşunları yatağa götürdü. Anna baktı ve hemen gözlerini pencereden görünen dar sokağa çevirdi. Kristof bekledi. Sonra istemiyor musun diye sordu. Anna hızla dönerek istiyorum, istiyorum çabuk. Şöyle düşünüyordu. Artık hiçbir şey beni kurtaramaz sonsuz uçurumdan. Biraz önce, biraz sonra artık hepsi bir. Kristof tabancayı beceriksizce doldurdu. Anna, ikimizden biri ötekinin öldüğünü görecek dedi titrek bir sesle. Genç kadın elinden tabancayı kapıp bencilce önce ben dedi. Bir kere daha bakıştılar. Ne yazık ki birbirleri için ölüme gittikleri bu anda bile birbirlerinden ne kadar uzak olduklarını hissediyorlardı. İkisi de ama ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum diye düşünüyordu dehşet içinde. İkisi de birbirinin gözlerinden düşüncesini okuyordu. Bu işin saçmalığı özellikle Kristof'u sarsıyordu. Bütün hayatı boşa gidecekti. Kavgaları boşa gidecekti. Acıları boşa gidecekti. Umutları, aşkları boşa gidecekti. Her şey bir rüzgarın önünde uçup gidecek, yok olacaktı. Zavallıca bir hareket her şeyi silip süpürecekti. Normal durumda olsaydı tabancayı Anna'nın elinden kapıp pencereden atar ve hayır istemiyorum diye bağırırdı. Ne var ki 8 aylık acılar, kuşkular, en sevdiği arkadaşının ölümünün dayanılmaz azabı ve bütün bunlardan sonra şu çılgınca aşk bütün gücünü yok etmiş, iradesini kırmıştı. Artık hiçbir şey yapamayacağını, duruma hakim olmadığını hissediyordu. Artık bütün bunların hiçbir önemi kalmamıştı. Sonsuz ölüme kavuşacağına inanan Anna, bütün benliğini hayatının bu son dakikasına vermişti. Kristof'un mumun titrek aleviyle aydınlanan kederli yüzü, duvardaki gölgeler, sokaktan geçen birinin ayak sesleri, elinde tuttuğu çeliğin soğukluğu. Bütün bu duygulara, denize düşen bir insanın kendisiyle birlikte batan bir enkaza sarılışı gibi sarılıyordu. Neden bekleyişi uzatmamalıydı ki? Fakat yeniden böylesi gerek dedi. Treni kaçırmaktan korkan bir yolcunun telaşıyla ve sevgisizce Kristof'a veda etti. Gömleğinin önünü açtı, eliyle kalbinin yerini buldu, tabancanın namlusunu dayadı. Kristof yere diz çökmüş, yüzünü yatak örtüsüne saklamıştı.
Tetiği çekmeden önce sol elini Kristof'un elinin üstüne koydu. Karanlıkta yürümekten korkan bir çocuğun hareketi. Sonra birkaç saniye geçti. Anna tetiği çekmiyordu. Kristof başını kaldırmak, Anna'nın kolunu tutmak istiyordu ama bu hareketinin onu tetiği çekmesine neden olmasından korkuyordu. Artık bir şey duymuyor, şuurunu kaybediyordu. Bir inilti yükseldi. Kristof doğruldu. Anna'nın dehşetten perişan olmuş yüzüne baktı. Tabanca elinden yatağa düştü. Yakınırcasına "Kristof, Kristof tabanca, tabanca ateş almadı" deyip duruyordu. Kristof silahı aldı. Uzun süredir bir köşede unutulduğu için paslanmış ama işleyişi bozulmamıştı. Belki de kurşun havanın etkisiyle bozulmuştu. Anna elini tabancaya uzattı. Kristof "artık yeter" diye haykırdı. Anna buyruk verir gibi bir sesle "kurşunları bana ver" dedi. Kristof kurşunları verdi. Anna gözden geçirdikten sonra birini aldı. Titreyerek silahı doldurdu. Namluyu yeniden göğsüne dayadı ve tetiği çekti. Tabanca yine ateş almadı. Anna tabancayı odanın içine fırlatıp attı. "Ah, bu kadar da çok, bu kadar da çok. O benim ölmemi istemiyor, ölmemi istemiyor o" diye haykırdı. Yorganın içinde çırpınıp duruyordu. Deliye dönmüştü. Kristof ona yaklaşmak istediyse de genç kadın bağırarak itti onu. Sonra bir sinir bunalımı baş gösterdi. Kristof sabaha kadar onun yanında kaldı. Sonunda Anna sükunet buldu. Sanki soluk almıyordu. Gözleri kapalıydı. Yüzünün sapsarı derisi gerilmişti. Bir ölüyü andırıyordu. Kristof alt üst olan yatağı düzeltti. Tabancayı yerden aldı. Sökülen menteşeleri yerine yerleştirdi. Odanın içini düzene soktu ve çıkıp gitti. Çünkü saat 7 olmuştu.